Herkese merhaba, LG V20 Türkiye lansmanındayız. LG V20 bu ayın ortalarından itibaren 2999 liralık bir fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunuluyor. LG bu telefonu ilk satın alacaklar için özel bir paket hazırladı. Bu paketin içerisinde LG 360 kamera, bunun yanı sıra bir ses çözücüsü ve aynı zamanda da yüksek kaliteli kulaklıklar mevcut olacak. Bu da tüm bu hediyelerde 2999 liralık fiyata dahil olacak. LG V20 Eylül ayı başlarında tanıtılmıştı. LG ve Google işbirliğiyle bu telefon Android Nougat deneyiminin sunulduğu, yüklü olarak sunulduğu ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyordu. Aynı zamanda Türkiye'ye gelen Nougat yüklü sayılı telefonlardan bir tanesi de olacak LG V20. LG kullanıcı arayüzü alıştığımız tarzda mevcut. G5'ten daha önceki LG telefonlarından yabancı olmadığımız bir kullanıcı arayüzü var. İkonlarda çok fazla değişiklik yok. Bununla birlikte çeşitli Nougat özelliklerini bu kullanıcı arayüzünde görmemiz mümkün oluyor. Tabii ki saf Android arayüzüne göre LG özelleştirmeleri mevcut ve bunu görmek mümkün. Bunun sıra InApps adı verilen görmüş olduğunuz bir uygulama var. Bu uygulama sayesinde sadece telefon içerisindeki çeşitli içeriklerde değil, aynı zamanda çeşitli uygulamalardaki içerikleri de aramak ve bulmak mümkün hale geliyor. Android Nougat'la birlikte bildiğiniz gibi bölünmüş pencere desteği geliyor ve bölünmüş pencere desteği LG V20 sayesinde kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor. Aynı anda iki farklı uygulama açabilir. Örneğin bir uygulamada mesajlara bakarken diğerinde de internette bir şeyler bulabilir ve bunu anında arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bunun dışında LG V20'nin ayarlarına baktığımızda çeşitli özelleştirmeler bulunduğunu görüyoruz. Ayarlar menüsünde de LG'nin özelleştirmeleri bir hayli yoğun şekilde mevcut durumda. Hızlı ayarlara baktığımızda da hızlı ayarlarında biraz daha sabitleştirildiğini, burada da Nougat izlerinin yer aldığını görmekteyiz. Bununla birlikte bildirimlerde biliyorsunuz Nougat'la birlikte önemli değişiklikler geçiriyordu. Bildirimleri doğrudan bildirim tepsilerinden yönetmek mümkün oldu ve aynı zamanda çeşitli tepkileri de cevapları da bildirimler üzerinden vermek mümkün oldu. Bu da LG V20 kullanıcılarının deneyimleyeceği yenilikler arasında yer alacak. LG V20'de 5.7 inç Quad HD ekran var. Bunun sıra görmüş olduğunuz gibi ikinci bir ekran mevcut. Bu ikinci ekran sayesinde daha fazla kullanım imkanı doğuyor. İsterseniz buraya özel bir isim yazabilir ve sanki telefonun markası oymuş gibi gösterebilirsiniz. Bunun sıra görmüş olduğunuz gibi hızlı kullanılan çeşitli ayarlara buradan erişebilir. El frenini örneğin açabilir veya kapatabilirsiniz. Bunun dışında yine favori uygulamalarınızı buradan kolaylıkla erişmeniz de mümkün oluyor LG V20'nin ikinci ekranı sayesinde. Telefonun ikinci ekranının yanı sıra ikinci bir kamerası mevcut. G5'ten bildiğimiz şekilde 16 megapiksel ve 8 megapiksellik iki tane kamera var. Bu iki kamera sayesinde kullanıcılar tıpkı G5'te olduğu gibi geniş açılı fotoğraflar çekme imkanına sahip oluyor. Bunun sıra LG V20'nin kamerasında optik görüntü sabitleme sistemi de var. Aynı zamanda elektronik görüntü sabitleme sistemi mevcut. Böylelikle 4K video kayıtları yaparken titreşimler en aza indiriliyor. Çok daha duran profesyonel video kamera tadında videolar çekmek mümkün hale geliyor. Ses konusunda da LG V20'nin bir hali gelişmiş olduğunu söylemek gerekiyor. Telefonda yer alan 3 mikrofon sayesinde ortam sesleri oldukça kaliteli şekilde kaydediliyor. Bunun sıra telefonda bir de HD ses kaydedicisi uygulaması bulunuyor. Bu HD ses kaydedicisi uygulaması sayesinde de ortam sesleri veya bir kişinin ses kaydı çok kaliteli şekilde gerçekleştirilebiliyor. LG V20'de 3200 mAh kapasiteli bir pil var. Pil kapağı çıkarılabiliyor. Bu da pili değiştirebileceğiniz anlamına geliyor ki LG 3 sınıf akıllı telefon üreticiler içerisinde değişilebilir pile hala bağlı kalmaya devam eden yegane üreticilerden bir tanesi ve bu alanı V20'de de sürdürüyor. Hızlı şarj desteği mevcut. Qualcomm Quick Charge 3.0 desteği mevcut telefonda ve 29 dakikada %50'lik bir şarja ulaşmak, 90 dakikada ise telefonun tamamını şarj etme mümkün oluyor. Parmak izi okuyucusu mevcut arkada ve bu parmak izi okuyucusu aynı zamanda güç butonu işlevi de görüyor tıpkı G5'te olduğu gibi. Telefonun metal gövdesi, alüminyum gövdesi var. Altta, üstte silikon şeritler mevcut. Bu silikon şeritler ve metal bileşim sayesinde oldukça dayanıklı bir telefon elde ediliyor. LG V20 ince bir telefon, nispeten ince bir telefon. Aynı zamanda ekran yüzey oranında yüksek olması neticesinde telefonu tek elde tutmak o kadar da zor sayılmaz. Ele rahatlıkla oturan, arka tarafın hafif kavisli olması sayesinde de rahatlıkla kullanılabilen bir akıllı telefon LG V20. LG V20 ile ilgili ilk izlenimlerimiz bu şekilde. Bu telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntı ilerleyen zamanlarda gerçekleştireceğimiz detaylı incelemede bulacaksınız. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.